baba açız açız. Açız bak baba. İyi misin Ahmet? Otur 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 otur. Ahmet bunlar da bir yandan burada. Doğru şeytan mı Aziz? Nedeki mi acaba? Aziz bu. Aziz bu iblis iblis. Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal Aziz Ahmet'ten herkese merhaba. Yine efsane bir yere geldik. Çok ürpertici bir yer. Çok korkunç bir yer. Ne düşünüyorsun Ahmet bu ortam hakkında? Çok ürpertici ve gerginim Aziz. Gerginlik var. Gerginlik gerçekten bende de var. Gerginlik var evet. Böyle türlü türlü hayvan sesleri ve ekstra böyle bir sesler var. Çok baykuş gördük. Gelirken çok baykuş gördük evet. Ve burası gerçekten ürkünç bir yer. Buranın küçük bir hikayesini duyduk arkadaşlar. Araştırarak geldik buraya. Netekin cinleri. Belki bilenler bilir. Evet, netekin cinleri. Ahmetciğim biraz bahsetsin size netekinlerden isterseniz. Netekin her kılığa gelir. Ekseri şekeri sever ve küp şekerinin şeklini alır. Bildiğiniz küp şekeri. Şeker artık ve onun bir hikmeti var mı? İllaki vardır. Yani şeker, benim bildiğim netekinin yavruları şekeri yalıyorlar azıcık. Evet. Yani büyük bir şey. Bir de netekini eğer yakalarsan, onun da bir tılsımı var. Hapsedersen istediğini yaptırabilirsin azıcık. Evet. Netekin cinlerini inşallah yakalayacağız. Şöyle bir şey var bir de arkadaşlar. Netekinler çeşit çeşit kılığa girebilirler. Hatta şöyle bir şey var ki yemeklik yağ bile zeytinyağının kılığına bile girip bundan 50 sene 60 sene önceki yaşanmış gerçek bir olay var. Kilerde işte patates, domates, bakliyatların olduğu yerde küpleri var böyle yağ küpü. Yağ kılığına girmiş. Hatta yağı taşırmış. Yağ taşıyormuş arkadaşlar. Ya taşıyormuş. Taşıyan bir olay vardı. Sen daha iyi biliyorsun. Kesinlikle. Şimdi netekin kilere giriyor. Kilerin içerisinde yağ var. Ondan sonra süt var. Peynir var. Adam içeri giriyor. Bir bakıyor ki yağ taşmaya başlıyor. Taşmaya başlayınca bunda bir iş var demiş. Netekin yağın kılığına girmiş. Yani küp şekeri, yağ, bunun gibi şeylerin kılığına giriyor. İnsanların içine giriyorlar. Azıcık. Aldatmaca yaparlar. Aldatmaca. Çok fena insanı aldatırlar. Bunların peşindeyiz arkadaşlar. Burası da tam netekin yeri arkadaşlar. Efsanevi bir yere geldik. Kesinlikle. Netekinleri yakalayacağız inşallah. Yakalayacağız. Buradan söylemek istediğim bir şey var. Buradan Bekir abimize selamlar olsun. Ve Bekir abimizin kızına Aydanur'a. Aydanur'a sevgili Aydanur. Kucak dolusu sevgiler selamlar. Selamlar olsun. Aydanur seni seviyoruz. Kalbimizin içindesin. Bizim yeğenimizdir arkadaşlar. Aydanur bizim sıkı bir takipçimiz. Evet. Selamlar olsun. Ne yapalım Aziz'im? İstersen bir an önce geçelim. Bir an önce geçelim. Burası biraz sıkıntılı olmaya başladı sanki. Abo Aziz. Buyurun videomuza geçelim, geçelim arkadaşlar. Geçelim. Hadi. Vallahi Aziz'im bu netekinler de gerçekten çok action'ı seven yaratık var. Evet, burası da harbiden karanlık bir yer. Kesinlikle karanlık bir yer. Bakalım görebilecek miyiz? Burada çok gören varmış netekini. Netekin cini arkadaşlar. Genelde yaşlılarımız bilir bu netekinleri. Yaşlı insanlar bilir. Doğu Anadolu'da çok şey olmuş. Efsanevi şeylere imzalatmış. Evet. Netekinler. Çok engebeli bir arazi, sıkıntılı bir yer. Çok zor geldik buraya. İstersen şuradan gidelim abi. Nereden? Şuradan. Oradan mı? Engebeli. Işık biraz yetersiz olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Azizciğim şu ne? Ağaçta. O mu? Allah. Her şey olabilir Ahmetciğim, aldatmaca olabilir.
tuzak olabilir, bir şeyler olabilir yani. Hadi sanki kan damlıyor bu. İlginç bir şey, asılı. Ağaçta asılı. Ahmetciğim, Pardek gibi netekinle karşılaştın. Ne yaparsın? Yani Aziz'cim, koruma doğamız var. Allah'a şükürler olsun. Ay yıldız nasıl da parlıyor, görüyor musun Ahmet? Kesinlikle. Maşallah. Netekinler şöyle dere kısımları çok severler. Dereleri, evet. Dere yataklarını, kuytu yerleri, ıssız yerleri severler. Çok tuhaf bir yer. Ve ileride bir otoban var arkadaşlar. Otobanların nazisi için hep ürperir. Ürperiyor değil mi? O arabada uyuyorduk bir ara, hatırlıyor musun? Kesinlikle. Darbeyi aldık o zaman. Evet. Bakın şurası bir uçurum, dere yatağı. Abi çok, onun altı obruk, fazla yaklaşma. Burada büyük bir obruk oluşmuş. Çökmüş yani burası. Çökmüş. Dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Burada ekstra bir karanlık bugün. Sanki. Bayağı bir karanlık ya. Işıklar aslında iyi. Aziz de çok karanlık olduğu için. Işık iyi, evet. Azizciğim bak, solda bir yapı var, sol tarafta. Şura mı bak? Aynen. Abi kesinlikle. Sanki orayı yıkmışlar. Kesinlikle. Şura değil mi? Kesinlikle, aynen. Bana da öyle geldi. Bak, sanki yıkılmış. Bak şura, şura. Bak şöyle bir taştan sanki böyle bir şey gelmiş. Şöyle değil mi? Aynen. Bura... Antik çağdan kalmış gibi sanki ama. Kalmış gibi. Bir de gündüz gözüyle bakmak lazım aslında. Çok dikkatli ol Ahmet, burası tehlikeliymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaşık bir 10 kişiye sorduk arkadaşlar. Hepsi aynı şeyi söyledi. Çok tehlikeliymiş. Yani bu netekin insana aklını yitirtir. Şöyle bir olay anlatırdı anneannem. Yaşlı bir kadın varmış Ahmet bizim köyde. Evet aslında. Bu kadın bir 10-15 tane keçisi var. Evet. Dağda onları otlatırken bir de bazen yatsıya kadar kalıyormuş. Yanında lambası varmış kadının. Yağ lambası var ya, gaz lambası. Evet. O gaz lambasını zaman zaman girdiği bir mağarada unutmuş. Tamam. Hani gündüz öğlen sıcağında sığındığı bir küçük bir mağara varmış. Orada unutmuş. Tamam. Daha sonra köye geldikten sonra aklına gelmiş. Lambayı
mağarada unuttuğunu hatırlamış. Geri dönmüş, mağaraya girmiş. Hava karanlık, zifiri. Evet. Elini lambaya atmış. Karanlık, zifiri, hiçbir yeri görmüyor böyle. Azizim istersen yüzünü göster de anlat. Şimdi bekler. Ahmet'im, tebrik ediyorum seni. Aynen. Mağaranın içini böyle hani karanlık ya. He. Eliyle yokluya. Gaz lambasını arıyor. Evet. Gaz lambasını bulmuş, tutmuş böyle lambayı. O lambayı tutmuş, biri de onun elini tutmuş o karanlıkta. Evet. Çok saf, çok temiz bir insanmış. Bırak demiş benim elimi demiş. Acelem var demiş. Ne istiyorsun benden demiş. Hani hiç. Hiç demiyor sen. Netekin olduğu bile aklına gelmemiş. Yani. Onu tutan tabii ki Netekin'miş yani. Evet. Lambayı almış, gelmiş köye, anlatmış köylülere meseleyi. Demiş evet. Ki işte böyle böyle oldu, gittim buldum, biri de elimi tuttu, köylülerden biriydi herhalde, bırak dedim işim var. Demişler ya bu saatte orada ne köylüsü ne insanı. Kesinlikle. Senin elini Netekin tutmuş. Azizciğim. Öyle bir olay var. Çok tebrik ederim. Ben de bir şey anlatmak isterim. Şimdi sporcular mesela diyet yaptığı zaman un, şeker, yağ bunu yemezler hani diyet yapmak için. Benle Aziz de ne yemiyoruz? Canlıdan olma, canlıdan doğma. Ne yani bu? Et ve et ürünleri, süt, etten olma her şey. Yani nasıl? Mesela hayvansal peynir, süt, et gibi hiçbir şey yemiyoruz. Ki, davet yapmak için davet bu şart için, arkadaşlar. Kesinlikle. Et ve süt yemiyorsun. Yani bunlara ürünleri. Dikkat edersen, yemezsen, yani bu tabii başlangıcı. Hani tabii bunu yapmakla bitmiyor. Bunu yapıp görebilirsiniz. Daha çabuk görebilirsiniz. Göz perdesi kalkıyor. Kesinlikle. Nasıl Aziz? Efsanesin Ahmetciğim. Sen de busun Azizciğim. Bu da güzel bir bilgi. Teşekkür ederim. Hayvan ürünleri yemiyorsunuz arkadaşlar. Hayvan ürünleri. Ve bunun bir takım duaları var. Bir takım uygulamaları var. Onları yaptıktan sonra davet duasını okuyorsun. Tabii çeşit çeşit duaları var. Netekin için olanı var. İşte al karısı için okunanı var. Çeşitli cinler için okunan dualar var arkadaşlar. Azizciğim kısa, çok kısa bunu da söyleyeyim hani maksat şey olsun. Bir de arkadaşlar görüyorum diyenler var mesela hani ben de görüyorum gibisinden. %90'ı psikiyatrilik hani bilinçaltı, ondan sonra doktora gitmenizi tavsiye ederim hani görenler için. Çünkü çok mesaj geliyor bize. Halüsinasyon işte, gören arkadaşlar olabilir. Hı-hı. Bu utanılacak, sıkılacak bir şey değil arkadaşlar. Korkmayın yani. Evet Ahmetciğim, beni de alırsan ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Utanılacak bir şey değil. Evet. Hani herkesin başına gelebilir. Benim de başıma gelebilir, senin tabii, de başına gelebilir. Tabii. Herkesin başına gelebilir halüsinasyon, psikolojik bunalım, sıkıntı. Psikiyatriye gitmek de öyle hani deliymiş gibi hissetmeyin kendinizi. Böyle bir algı var milletin kafasında. Yanlış bir şey. Gidip bir destek almak lazım bir doktordan falan. Hani gerçekten bilemiyorum, söyleyecek söz bulamıyorum Ahmet'im. Kesinlikle. Bir insan psikiyatriye gittiği zaman ona halkın bakışı çok değişiyor. Bir de Aziz'im, şimdi arkadaşlar bu Gizli İlimler Hazinesi, yani bu kitabı ilk 15 yaşlarında ben çok okudum. Yani her duayı okudum, çorba ettim yani. Oradan okudum, definedir, ondan sonra cin çağırma, şunu yapma, bunu yapma, bayağı bir karıştırdım kitapları. Gece yatacağım zaman kafamı yastığa vurdum. Sağa dön, sola dön, uykum kaçtı, gözümü bir açtım. Sol tarafımda bir surat, yani bir futbol topu büyüklüğünde bir siyah bir karartı gördüm. Yani etraf, kafamı bu tarafa çevirdim. Bir daha döndüm, baktım yine orada. Hayal mi görüyorum, şöyle böyle derken, yani bu çok okumaktan oldu. Hani kitapları, ya bu cin davetlerini yarıda kesip diğerine atlarsan, onu okursan, şey yaparsan, gözünle görebilirsin. Hani şey olabilir demek istediğim. Kafan, zihnin bozulur, sana gösterirler kendilerini. Bunu evet. Da yapmayın Aziz. Kesinlikle. Bu hatayı da yapmayın. Hataya düşerseniz sıkıntılı durumlar bunlar. Sıkıntılı durumlar. Yani Ahmetciğimin demek istediği, bizdeki 20 seneden 20 küsür senelik bir tecrübe var arkadaşlar. 20 küsür senedir bu işleri biliyoruz, dayımızın da katkılarıyla bir şeyler öğrendik. Bak orada bir şey var sadece. Bak. Neresi? Şurada değil mi? Evet. Dikkatli ol Ahmet. Sıkıntı yaşamayalım ha. Şöyle gidelim Ahmet'ciğim ileriye doğru.
Bu mu? Ahmetciğim şöyle. Evet abi, ne o? Hani Ahmet? Aziz. Nereye gidiyorsun? Sen avladın mı da şöyle? He? Bak bak bak, Aziz Aziz. Aziz bak bak bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak buradan, buradan bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne ya Aziz? Kim bunlar Ahmet? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tövbe estağfurullah. Hizbi kelimetillahi tamatim şerima khalak. Ahmet ışık yetersiz görünmüyorlar. Bunlar nerede Ahmet? Görebiliyor musun? Ahmet, sesler nereden geliyor? Bak 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 Ahmet. Ahmet burada Aziz. Ahmet. Eyzillahi ve şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz bu ne Aziz? Ahmet. İyi misin Ahmet? Ahmet iyi misin? Karnıma kramp geliyor. Aziz bunlar ne yapıyor Aziz? Bak iki tane burada Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İyi misin Ahmet? Ahmet, Ahmet, Ahmet. Bir dakika. Bir dakika Ahmet. Otur, 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 otur. Ahmet bunlar da bir yandan burada. Sıkıntılı Ahmet. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aziz bir kelimetle hitam atmış şeydi mahalak. Bunlar ne böyle Ahmet? Bir fikrin var mı? Bunlar ne yapıyor Aziz? Ahmet Netekin bu. Evet. Netekin mi Aziz? Evet evet, yerlerine geldik. Bunları rahatsız ettik burada. Evet. İyi misin Ahmet? Ahmet ışık yetersiz Ahmet. Işığı oraya tutmaya çalış. Yetersiz değil mi? Aziz yetersiz. Ahmet resmen baksana şunlara. Bismillahirrahmanirrahim. Yakalaştır hele. Abu Aziz bu ne? La ilahe illallah. Abu Eyzübillahimineşşeytanirracim. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Aziz bunu Bismillahirrahmanirrahim. İblis mi Aziz? İblis Ahmet. Şeytan i̇blis, gibi. İblis. Kovulmuş şeytan mı Aziz? Ahmet Netekin mi acaba? Aziz bu. Aziz bu da... iblis iblis. Evet. Öbürü de eşit önce. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. Şu an karnıma çok kötü elektrik götüren. Bismillahirrahmanirrahim. Sizden korkmuyoruz. Bizi korkutamazsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Veriyorsun değil mi Ahmet? Aziz. Nereye gittiler? Estağfurullah razıyım. Böyle bir şey gördün mü Ahmet amca? Bir de şey... Hani... Zahat veriyor. Evet, evet, evet. Ahmet iyi misin ya? Çok büyük bir sancı verdi. Neren ağrıyor? Tam şuna bak. Bak geçen videodaki benimki gibi oldu ha. Benim de göğsüm öyle yerinden çıkacaktı neredeyse. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet. Ahmet nereye gittiler? Ahmet çok pis. Çok pis bir sesleri vardı, duydun değil mi? Ahmet nasıl bir şeydi bunlar? Ben sana bir şey diyeyim Ahmet. Geçen videodaki o gördüğümüz cinler bence peşimize düştüler. Kesinlikle. Olabilir mi? Olabilir. Zaten bu işlerle uğraşıyoruz ya Ahmet. Sürekli peşimizdeler. Evet evet, sürekli zaten. Hissediyoruz yani, peşimizdeler. Mıknatıs gibi, dediğin gibi. Ahmet.
Evet, her an burada bir yerde belirebilirler. Dikkat etmek lazım. Resmen oyun oynadılar ha bizde. Resmen yani bizde oynadılar. Şurada bir şeyler var sanki Ahmet. Bak şurada değil mi? Evet. Gördüm Aziz. Bilemedim valla. Bir gidelim bakak hele. Şu ne, dere mi bura? Of of of. O ne öyle? Bir dere yatağı. Bak bak şurada bir şey var, görüyor musun Ahmet? Tam cinlerin yuvası. Cinlerin yuvası bura. Dikkatli bir şekilde gel Ahmet. İyi oldun değil mi? Şu alt ne? Burası dediğim gibi cinlerin yuvası. Evet. Kesinlikle hiç şüphem yok. Bakın arkadaşlar. Burası cin yuvası. Burası muhtemelen o az önce gördüklerimizin yuvası. Ahmetciğim dikkatli bir şekilde gel. Gel Ahmet, şöyle bas şuraya. Şöyle. İki tane cin. Cin mi? Evet bak. Tam net alamıyoruz ama. Işıkları böyle tam kameranın baktığı yere tut Ahmet. Şey mi? Cinlere mi? Evet. Görüyor musun Aziz? Tam net alamıyorum Ahmet bak. Evet. Bak 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 Aziz. Gidiyorlar. Başka var mı? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şunları bir yakalayalım. Evet Ahmet, yakalayalım şunları. Burası netekin dolu arkadaşlar, emin olduk. Kesinlikle netekin dolu. Işığın birini ver Ahmet sen bana, ben karanlıkta kaldım. Nereye gidiyor bunlar? Hani? Görebiliyor musun? Bakın arkadaşlar, iki tane cin. Siyah karartı gibi. Siyah karartı gibi. Estağfurullah lazım. Tövbe estağfurullah, tövbe. Ahmet, buradan bir an önce gidelim. Yoksa kafayı sıyıracağız burada. Çoğaldı mı lan sanki? Çok karanlık burası Ahmet, bir şey görünmüyor. Işıklar, şarj etmedik ışıkları. Neredeler görebiliyor musun? Bak oradalar.
Bakın arkadaşlar, görebiliyorsanız yakınlaştırmaya çalışacağım. Bakın. Gözden kayboldu. Ahmet, beni bıraktın gittin. Birbirimizi kaybedeceğiz burada. Neredeler? Görünüyor mu? Şurada bir, şöyle bir alalım, sen de tut ışığı. Işık yetersiz çünkü. Alamıyorum ki. Neredeler? Yukarıda var mı? Bir dakika. Şöyle gidelim o zaman yanlarına. Yoklar değil mi? Bak bak, evet orada. Kim var orada? Sonlandıralım, buradan bir an önce çıkalım. Bir şey var mı abi? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Buradan bir an önce çıkmamız lazım, yoksa tehlikeli bir yer. Söylemek istediğim şeyler var mı abi? Herkese selamlar olsun. Hemen çıkalım buradan. Eyvallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.